Merhaba arkadaşlar. Binance Smart Chain ağını kullanarak PancakeSwap gibi sitelerden coin almayı göstermiştim sizlere ilk iki videoda. Bu üçüncü videomuz. Şimdi ise bazı coinler PancakeSwap'tan değil de JuSwap'tan satın alınıyor. Gene JuSwap'ta PancakeSwap gibi bir site arkadaşlar. Ancak JuSwap MetaMask yöntemiyle gönderimi kabul ediyor. Yani Binance Smart Chain cüzdanı değil de MetaMask cüzdanından gönderimi kabul ediyor. Bunun için bizim ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki MetaMask cüzdanı açıp buraya coin gönderebiliriz. Mesela şu şekildedir. Normalde ana ağ main Ethereum ağıdır. Buraya Ethereum gönderip de bu şekilde JuSwap'tan coin alabiliyoruz. Yani ayrıyetten bir hesap oluşturabiliriz MetaMask'ta. Bunu yapabiliriz. Ancak ben neden direkt MetaMask kullanmıyorum Ethereum yoluyla? Komisyonların daha yüksek olduğunu gördüğüm için. O yüzden Binance Smart Chain ağını kullanıyorum. Komisyonları gönderim ve alımlarda daha düşük arkadaşlar. Ama şimdi kısa bir yol göstereceğim sizlere. Kısa bir yol göstereceğim. Kestirme yol yani. Binance Smart Chain ağımızı MetaMask'a bağlayacağız. Ondan sonra JuSwap gibi sitelerden de coin alabileceğiz. Şimdi ben şu an MetaMask'tayız. MetaMask'tayız. Buradan Smart Chain, Binance Smart Chain cüzdanımıza nasıl buraya bağlayabiliriz onu göstermek istiyorum. Şurada özel PRC, RPC'ye tıkladığımızda burada yeni bir ağ oluşturun diyor bizden. Buradan biz Binance Smart Chain ağımızı buraya ekleyeceğiz. Buraya yazacak olduğumuz bütün eklentiler ise akademibinance.com sitesinde yazıyor. Bunu da gene videonun altına atacağım arkadaşlar. Burada network ismi Smart Chain olarak buraya yazıyoruz. New RPC URL'si bunu yazıyoruz. Ben de otomatik çıkıyor. Daha önceden yazdığım için şu hatayı veriyor tabii ki. Chain ID 56, Coin Symbol BNB, Broke Explorer URL BSC Scan. Bunu dedikten sonra kaydet dedikten sonra bizim Binance Smart Chain ağımız buraya eklenmiş oluyor. Ben de daha önce ekli olduğu için kaydet seçeneği aktif değil. Zaten burada da görüyorsunuz. MetaMask'ı Binance Smart Chain'e bağlamak. Burada verilenleri girdikten sonra bağlanıyor. Ondan sonra burada Binance Smart Chain ağ olarak gözüküyor. Şimdi de Binance Smart Chain'deki coinlerimizin MetaMask'ta görünmesini nasıl sağlayabiliriz? Şuradan sağ üst köşeye tıkladığımızda hesap al diyor bize. Hesap al. Buraya özel anahtara girmemiz gerekiyor. Yani Binance Smart Chain'deki özel anahtarımızı buraya girmemiz gerekiyor ki coinler listelensin. Şimdi Binance Smart Chain cüzdanımıza girelim. Buradan sağ üst köşeye gene tıklıyoruz. Hesabımız açılıyor. Şu en üstteki Manage'i tıklıyoruz. Şurada en sağda bir anahtar işareti var. Anahtar işaretini tıklıyoruz. Burada özel key, private key, özel anahtar karşımıza çıkıyor. Burayı ise Binance Smart bu cüzdanı girerken ki kullandığımız yani Binance Smart Chain cüzdanı girerken ki kullandığımız şifreyi giriyoruz, parolayı giriyoruz. İleriye tıklıyoruz ve özel anahtarımız karşımıza çıkıyor ve bunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Bu özel anahtarımızı kopyaladıktan sonra MetaMask'a giriş yapıyoruz tekrar. Buradan hesap ala tıklıyoruz. Ondan sonra buraya da yapıştırdıktan sonra al dedikten sonra Binance Smart Chain cüzdanımızdaki artık coinlerimiz MetaMask cüzdanında görünmeye başlıyor. Ben yapmaya çalıştığımda da daha önceden var olduğu için görünmüyor. Zaten şöyle bir girdiğimde Binance Smart Chain ağımı görebiliyorum. Alttan da coinleri de görebiliyoruz. Şuradan bir geriye girebilirsem. Evet. Zaten benim de
Binance Smart Chain ağım ve Binance'deki Binance Smart Chain ağındaki coinlerim de buradan görünüyor arkadaşlar. Şimdi mesela Shield protokol Binance Smart Chain ağındaymış arkadaşlar. Bu ağda olduğu için bunu Pancake'ten alabiliyoruz. Ancak mesela EVDC coin var. Mesela bu coin Pancake swap'ı kullanmıyor. Joule swap'ı kullanıyor arkadaşlar. Onlar internet sitelerine girdiğimizde burada Joule swap'ı görüyoruz. Joule swap'ı tıkladığımızda benim direkt adresim yani BNB'lerim listelendi. Joule swap sadece MetaMask'ı kullanıyor arkadaşlar. MetaMask'ı kullanıyor. Biz eşleştirme yaptık yani Binance Chain cüzdanı değil de MetaMask cüzdanını kullanıyor. Mesela biz buradan Ethereum ağını tıkladığımızda burada göremeyeceğiz coinlerimizi. Wrong network diyor. Burada MetaMask içinden ağımızı bağlamıştık. Yani Binance Smart Chain ağımızı cüzdanımızı bağlamıştık. Direkt cüzdanımızdan alım yapamasak da MetaMask'a bağlanarak bu alımı yapabiliyoruz. Uniswap'tan da artık buradan istediğimiz coin miktarını belirleriz. Ondan sonra swap dedikten sonra da bu coin'den alabiliyoruz arkadaşlar. Veya burada Uniswap'ta yer alan diğer coin'lerden de alabiliriz. Yani onun haricinde Google'dan da sitelerden de Uniswap'taki coin'leri araştırıp bu şekilde tarif ettiğim şekilde yaparak alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da artık bir alternatif olarak önünüzde durabilir. Önceki videolarda PancakeSwap'tan coin almayı öğrenmiştik. Önemli bir fırsat elde etmiştik. Birçok oradan coinleri alabiliyorduk düşük fiyatlardan. Şimdi de JuleSwap'tan da nasıl coin alınır bunu da tarif ettik. Bu da önemli bir fırsat. Yani seçeneklerimizi arttırmamız demek arkadaşlar bunlar. Seçeneğin artması demek kazanma ihtimalimizin de artması demek tabii ki. Videomuz sonuna geldik arkadaşlar. YouTube sayfamda Telegram grubum, Twitter adresim, Instagram ve Facebook adreslerim yer almakta. Buralardan da takipte bulunabilirsiniz. Sorularınız varsa videonun altındaki yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bütün soruları cevaplıyorum içtenlikle. Videomu beğenirseniz çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız gene çok sevinirim. Video altındaki zile basarsanız videolarımda anlık haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.